şey verdi. Ben kendisine de birkaç tane hatıra fotoğrafı çektim. Görüyorsunuz. Şu anda orada kendisiyle aynen güzel güzel ilgileniyor. Sakma. Merhaba yaban. Merhaba. Yaban. Net bayan. Yaban genel. Evet, kendisine merhaba. Yaban diyorum. O da bayan diyor ama önemli değil arkadaşlar. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yakalamış olduğumuz gerçekten çok güzel poz veriyor. Baba mama yaban kap etrafıydı. Ne dedik mi ya? Hoşunu? Okey, bari bak. Dedim ama das gut, das lang, bari yaban. Sehr schön. Ob ich auch Wasser gebe, zwei, drei Foto machen dedim. Ne, mir lassen wir nein, das, ha? Was meinst? Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şu anda, evet. 26,5 kiloluk pulu sazanında. Hep malum ama so ho, schön ho, schön ho. Tobin Bobo'nun. Evet, kendisine biraz daha balığı kaldırması söylüyorum. Saydı yakın aso. Evet. Hep kaldırması o. Ben arkadaşlar bu yarım sahada yakın bir size çekimde yarım sahada yakın ottan işte bu balık beni uğraştırdı. Evet, gördüğünüz gibi kendisini bu şekilde yakaladık ve de şu anda suya bırakıyoruz. Evet, okey Julia. Azo, sak kusmalı kof. Kendine kafasını bir öpmesi söylüyorum onun. Kom. Tamam. Evet, kendisi oradan bir öpücük veriyor. Ve şu anda bu yakaladığımız balığı da arkadaşlar suya salıyoruz. Evet, görüyorsunuz balık. Evet, yakalanmış oldum. Bir büyük balık daha. Evet arkadaşlar, genç Alman bayana saldırdım kendisine. Evet. Ya bir sürü amit miyese günlükliğinde zwei Wochen so mal fisch bakan. Kendisi mutlu musun diyorum, beraber diyorum, bayağı bir haftada kampta balık yakaladık diyorum. O da çok çok iyi diyor, evet. Bak, tüs yaban. Çok yaban. Thank you.
inanılır gibi değil arkadaşlar. Ben bu şekilde balıkçı arkadaşlar, ben bu şekilde şanslı bir hafta geçirdiğimizi ben daha ömrüm boyunda hatırlamıyorum. Şu balığın büyüklüğünü ben halen... Evet, inanılır gibi değil. Gerçekten görüyorsunuz. Kendisi kapatırsa zor. Evet, görüyoruz arkadaşlar. Kulenin içine biliyorsunuz. Görüyorsunuz, beni kayıkla bile çeviriyor arkadaşlar. İnanılması güç. Ama biz bunu yakaladık arkadaşlar. Görüyorsun, yavaşça çıkaracağım. Gerçekten beni yoğurdu. Halen kulenin içine bile dur. Balık hareket etme arkadaşlar. Ben şu anda kenara geldim. Evet, Alman bayına iki tutması söylüyorum. Şimdi ilk önce yapmamız gereken... Matmon, ich mach mal fest. So. Evet arkadaşlar, şu anda ben kaptan kenardan göstereceğim balığı. Evet, görüyorsunuz. Küçtüm adres fiş soya. Hadi bakalım. Az önce bu balığı çekerken sizler de kameramanım genç bayan Alman çekti, gördünüz. Şu pullu balığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Kendisini ortalama 10-15 dakikada kısa bir sürede çekmek bana nasip oldu. Ve size ben bunu biraz da kuyruğunu falan göstereceğim. Ve şu anda kendisini yataktan çıkartıp sizlere az daha kaçabilir de elimden. Ama önemli değil arkadaşlar balığın kaçması artık. Çünkü bu balığı bizim için önemli olan balığı. Balığı önemli olan bizim için kaçması değil, yakalamış olmamızdı. Ve yakalarken de, ha bak bu balıkta çok balık yakalıyorlar, şey diyorlar değil, gördüğünüz gibi. Ve bir de balığı çekmeye kamerayla nasip oldu bize. En büyük balığı yakaladığımızda iki defa da gece karanlıkta, ama bu balık gerçekten bizim şansımıza veya yaban tüyünün arkadaşların şansına ve de balıkçı arkadaşların şansına ortamıza nasıl çekti, takılırken ve kayıkla kendini çekerken nasıl çektiğini şey yaptı. Evet, görüyorsunuz balık hafiften soluklanıyor arkadaşlar. Artık ben de bu balığı yavaş yavaş büyüdüğü göle geri salacağım arkadaşlar. Bugün 9. kamp günümüz. Pazar günü 8 Ağustos. Artık son gecemiz dedik. Az önce yakaladığımız 2 saat önce pullu balığı. O kadar sevinmiştik ki 26,5 kiloluk pullu balığı. Ve arkasından da bu şu anda tattığımız kadarıyla arkadaşlar 25 kilo 400 gram geliyor balık. Görüyorsunuz. Tam 25,5 kiloluk bir aynalı balıklı arkadaşlar. Pullu sadan. Ben de şok oldum artık. Yakaladığım balıkların şoku var üzerimde. Görmüş olduğunuz gibi ağzında herhangi bir fazla bir yara yok bu balığın. Ve size şartları da göstereceğim. Bir sportif balıkçı olarak altın sayfalara geçecek bir hafta geçirdim. Ve de son gecemde Allah'ım bana böyle iki tane büyük balık, son gecemde böyle iki tane büyük balık yakalamak nasip etti. Gölün en büyük balıklarını ve rekor balığını iki defa yakalıyor 3 günde. Ve de aynen peşinden bir günde iki tane böyle büyük bir pullu yakalıyor. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Oh, ben de biraz derine girdim çünkü bu sözlerin gerçekten söyleyecek kelimeler bulamıyorum arkadaşlar. Yakaladığım balıklara ben de inanmakta güçlük çekiyorum ama siz de görüyorsunuz. Canlı ekranda da görüyorsunuz. Ortamda balık vuruyor. Otların içine gidiyor. Ben gidiyorum. Otların içine onu çıkarıyorum. Bu da nasibimiz, şansımız, yapmış olduğumuz yemlerin, yapmış olduğumuz montajın, oltalarımızın iyi olması, iplerimizin iyi olması ve de tecrübemiz olması. Hepsi bunlar eklendi. Ve de ben de son gecede artık yakalamasam da diyorum, Allah'ım bana bu kadar balık nasip etti ama dediğim gibi bakarsınız gece yakalayabiliriz, büyük balık yakalayabiliriz, sabahın yakalayabiliriz. Yakalarsak da size de bunu paylaşacağız. Ve yarın 10. günde Almanya evimize gideceğiz. Halen az yorgunluk var bende ama dediğim gibi balık yaban TV izleyen balıkçı arkadaşlar, şu benim geçirdiğim 10 gün ve yakalamış olduğum balıklar internet sayfalarında bile gölün sahibi veya başka sayfalarda geçecektir. Dediğim gibi bir halen
almış olduğum duyumlara göre hiçbir sporcu balıkçısı 3 gün arayla 30 kıtanın üzerine 2 defa balık yakalamaya nasip olmamış galiba. Ve de aynı balığı yakalamak nasip olmamış. Allah'ım bana bu balığı böyle iki büyük balığı aynı kiloda 2 günde nasip etti ve arkasından da 2 tane böyle güzel kullu, evet aynı kilolarda aşağı kadar. Arkadaşlar arasında 1 kilo fark var balıkların ama dediğim gibi hiç fark etmez. Yarım kilo da fazla olsaydı, eksik olsaydı yine fark etmezdi. Önemli olan onları bizim hiç kopartmadan, iplerimiz kopmadan, oltalarımız kırılmadan, balığın ağzı götürmeden güzel bir tecrübeyle çektim. Evet, şu anda diyeceklerim bu, yarına kadar bu kadar.